Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber milyonlarımızı harcadığımız seri FUT Draft'ımıza devam ediyoruz. Bir önceki bölüme like'ları yardırmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorsunuz zaten bu seriyi arkadaşlar. Bu videoda 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000 like atın. Bu videolarda gerçekten inanılmaz coins'ler gidiyor yani ve bayağı bir riske giriyoruz. Geçen bölüm kazanmamız sayesinde gitmeyen oyuncu inanılmaz. Geçen bölüme bir de tarihi geri dönüş yazmıştım. Adam diyor ki tarihi geri dönüş değil, 1-0'dan 2-1 dönmüşsün diyor. Ulan o 1-0'dan 2-1 dönmesem benim 40 milyonum gidiyordu. Davis 99 gen Ultimate Davis siliniyordu ama neyse, o değeri o kadar yüksek onun. Eğer abone değilseniz de yeniyseniz bildirimleri açın ve abone olun. Çünkü bu kanal F1 oynayanlar için var. Bir kanala bakarsanız her gün inanılmaz F1 videoları geldiğini göreceksiniz. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Her gün 200-300 tane abone geliyor arkadaşlar. Gelsin, devam etsin bence. Sen de o kişilerden birisi olabilirsin. Aramıza katıl bence. Her neyse arkadaşlar, ben dizilişlerimize bakalım. Dizilişimizi seçelim. Sonra da kadromuzu kurmaya başlayalım. Arkadaşlar dizilişlerimizi yeniliyoruz ve 4-3-2-1 dizilişi geldi ve ben de 4-3-2-1 dizilişini alacağım. Hemen ana kadromuzdan da 4-3-2-1 dizilişimizi seçelim, bakalım nasıl olacak. Ve sonrası da kadromuzu kurmaya başlayacağız arkadaşlar, her zamanki gibi. Hemen bakalım kadromuza girelim, 4-3-2-1 dizilişini seçelim, sonrasında da devam edelim. Arkadaşlar hemen dizilişlerimizi geliyoruz. Bu arada kadro çok troll bir kadro. Ben kurmadım, Anıl Utku kurmuş kadroyu. Bu kadroyu bir tek Türkiye'de Fenerbahçeli kurabilirsiniz. Gerçekten yani bu kadar troll ve anlamsız kadroyu bir tek Fenerbahçeli kurabilirsiniz. Abi bu ne ya? Bu neydi ya? Bu nasıl bir kanserdi? Bunlar ayrıydı ya gerçekten. Hani biri gidiyor biri geliyor ama neyse, tamam buraya geçelim. Hemen arkadaşlar kadromuzu kurmaya başlayalım. İlk olarak defansları aç demişsiniz, sonra kaleciyi seç demişsiniz. Kimya için gerçekten çok mantıklı. Aslında ilk başta kaleciyi mi açsak? Kaleci çok önemli değil, defansları açalım. Gerçi geçen bölüm kaleci çok önemliydi ama neyse, her zaman o kadar önemli olmayabilir. İlk olarak stoperlerden başlamak istiyorum. Oh my god, Varan çok iyi. Diğeri kim? Abi diğeri o kadar iyi değil. Chilwell, Danilo, Moure, Puyol, Eiling. Chilwell'i alacağım. Eiling'i alacağım ama Chilwell'i alırım daha iyi. Chilwell'i aldım. Bu ikiyi ben kadroma ekleyeyim arkadaşlar. Sonrasında üçerli üçerli almaya başlayacağız zaten. Hemen bu iki oyuncuyu takımımıza alalım. Varan'ı da denemek istiyordum. Çok iyi gerçekten kartı. Oyunda da denemek istiyordum. Bakalım nasıl olur. Hemen gelelim ana sayfaya ve pazara gelip Varan'ı alalım. Bu arada kadronun adı FUT Draft değil, Fener Stajans olarak kalmış. Onu hemen ayarlayacağım, merak etmeyin. Efsaneleri bayağı, gerçekten Fener'in efsaneleri duruyor şu an kadroda. Varan fiyat tahmini olarak da 7.999.000 yazacağım. Tahminen daha ucuzdur ama yine de bu şekilde yazdım ve yemin ederim abi en son hiç bunun fiyatına baktığımı hatırlamıyorum. Ve bayağı iyi bir tahmin yapmışım ve fiyat tam çıktı. Çok mutluyum şu anda. 97'lik Varan'ı aldık şu anda çok güzel bir fiyat tahminiyle ve Chilwell'i de alacağız. Hadi yiyorsa Chilwell'i de bileyim. Chilwell 1 milyonun altında bile olabilir abi, onu bilmek çok zor ya. 885.000, ha yok değildir ama. Olabilir ama değildir. Chilwell'in reytingine bile emin değilim ki şu anda. Arkadaşlar Chilwell bir tık pahalıymış. 1.850.000'e çıkar mı acaba diye bir bakıyorum. 1.500.000 değil, 1.459.000 coins, yani pahalıymış derken beklediğimden pahalı çıktı Chilwell. Hemen bunları da, Chilwell'i de kadromuza koyalım. Şöyle gengimize girelim ve tabii FUT Draft aktif değil şu anda, ana kadro filan aktif abi. Hemen şöyle geçemedik bir türlü. Geçtik, aktif yaptık. Kadronun adını da önce bir FUT Draft yapıp böyle ekleyelim arkadaşlar. Şöyle gelelim ve FUT Draft yapalım kadromuzun adını. Şöyle FUT Draft yaptık. Kaydet dedik ve arkadaşlar görüntülüye basıp bu şekilde ekledik. Stoperimizi incelikle alıyoruz arkadaşlar. Varan geldi, güzel geldi, işimizi görür. Ve sol beki de değiştirelim. Chilwell'i alıp stopere koyalım. Şimdilik stoperde durmak zorunda. Kaleciyi seçmeden önce sağ bekle sol beki de seçmek istiyorum ki defans tamamen belli olsun. Kaleciyi en son belirlerim çünkü Chilwell stoperde oynamayacak büyük ihtimalle. Ya da direkt kaleciyi alıp La Liga seçeriz. Bakarız arkadaşlar, hemen kadromuza geçelim. Arkadaşlar şu anda kalecimizi seçiyoruz ve kaleci Oblak geldi. Ben direkt Oblak'ı alıyorum. Kastels'i zaten sevmiyorum. Pepe Reyne'yi de çok sevmiyorum. Oblak'ı alırdım zaten. Kimyayı umursamasam da Oblak'ı alırdım. O yüzden Oblak'ı aldım gitti. Bir de şuradan bir stoper çıksa vallahi çok güzel olur. Hadi hocam bir stoper. Konate kim be? Hocam stoper çıktı da yanlış stoperler çıktı. Ülke olarak da uyan yok. UCL olarak da uyan yok. O zaman Konate'yi alalım. En iyisini mi alalım yoksa Premier Lig'den var mı? O da yok. Şaka mı bu abi? Arkadaşlar ben Konate'yi aldım ama hiç olmadı aslında tam olarak. Bilmiyorum. Aa bir dakika, Varan'la ülke olarak bağladı. Orta sahada güzel olursa güzel olabilir. Sağ beki de açalım ama böyle defanstan gittik bu sefer. Premier Lig'den bir stoper çıktı. Çok saçma abi. Neye göre veriyor bunları? Ben anlamadım ki ama bunu ayarlarız şimdi. Güzel bir şey yapabiliriz belki. Bilmiyorum, yapamayız. Nasıl yapacağız abi? Gerçekten çok karışık. Serie A'dan bir şey çıktı. Ben Premier Lig'e alacağım Kristensen'i. Chelsea'li olduğu için güzel kimya yapar. Şunu şöyle aldım. Konate'de sağ bek oynar artık. Ne yapalım? Kristensen, Konate ve Oblak'ı da alalım arkadaşlar. Sonrasında hücum ve orta saha hattını gerçekten çok merak ediyorum. Umarım güzel oyuncular vardır. Kazanmamız lazım. Şu ana kadar pahalı bir oyuncu gelmedi bu arada. O konuda şanslıyız. Şu an kesin kazanmamız lazım değil ama güzel oyuncularına geleceğine inanıyoruz. Her neyse haydi bakalım bu oyuncuları da hemen alalım. Hemen ana sayfaya geliyoruz ve ilk olarak en düşük reytingli oyuncudan Konate'den başlayalım. 90'lık Konate. Fiyat tahmini artık yapmayacağım abi. Direkt ne gelirse olsun. Konate'yi bulamadık bu arada. Konate yazalım şu şekilde ve arkadaşlar çok fazla bakmak istemiyorum. 548.000 coin ise Konate'yi almak istiyorum. Alamadım hatta 548'e. O zaman 555.000 coin ise Konate'yi şu anda sizlerle birlikte almış olduk. 93 reytinge yükselip Kristensen'i de alıyorum. İnşallah Konate ile kimya yapacak oyuncu vardır bu arada orta sahada. Ve aynı zamanda diğerlerine de bağlantı yapması lazım. Yani önemli bizim için bunlar. İnşallah yaparlar. Kristensen niye çıkmadı? Fiyat olarak çıkmadı. 1.850.000 yazıyorum Kristensen için. Haydi Kristensen çıkar mısın? Çıkmamasına kızmıştım ama 3.341.000'miş. Ve özellikleri de 100'ün altında yok neredeyse. 98'in altında yok. Değişik özellikleri var. Güzel duruyor yani Kristensen. Fena durmuyor. Hemen gelelim arkadaşlar ve son olarak kalecimizi de alalım. Orta saha ve forvete geçeceğiz hemen. Oblak diyoruz. Oblak değil hocam. Oblak. Oblak diyoruz. Ve pozisyonda kaleci yaptık. Kaydet arama dedik ve Oblak'ın da fiyatı tabii ki de biraz yüksek. Bu arada ucuz pahalı oyuncu almadık diyoruz ama yani kim silinirse silinsin 4-5 milyon gidiyor galiba birkaç oyuncu hariç. 9.424.000 coin'e sonunda Oblak'ı bulabildik. Şükürler olsun. Hemen ana sayfaya gelelim. Ve hemen buraya da geçelim arkadaşlar. Buraya da geçtiğimize göre şu anda hemen şöyle Chilwell'i sol bekimize atalım. Sonrasında buraya önce Konate'yi alalım. Sonrasında Kristensen'i alacağız. Önce Konate'yi almamın sebebi Konate'yi sağ beke fırlatacağım direkt abi. Şu şekilde sen sağ beke git. Güzel değişik bir kimya bağıntısı yapmaya çalıştık aslında ama oldu mu tam olarak bilmiyorum. Kristensen'le tamamen Chelsea bağlantısı olduğu için güzel olur. Oblak da Varan'la bağlanacak zaten. O yüzden kimyalar böyle çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bayağı düşük olan kim var bir tek? Bayağı düşük olan yok. Hepsi onlarda alıyor abi. Orta sahalardan kesin kimya almamız lazım. Yoksa sıkıntı yaratır bize. Hemen kadromuzun devamını karışık bir şekilde açalım bakalım kimler gelecek. Arkadaşlar ilk olarak sağ MO'yu açacağım. Sağ MO'da Sabitzer geldi. Konate Sabitzer. Yemin ediyorum tam istediğim oyuncu geldi. Oha abi yok artık. Arkadaşlar tam böyle Konate'li kimya yapacak adam ararken Sabitzer'in gelmesine inanılmaz sevindim. Hemen sağ kanatı açıyoruz. Bayağı mutluyum bu arada. Sağ kanat bu ne oğlum? Bu nasıl sağ kanat ya? Kadroya birazcık baksaydım ben bu kadroyu kurmazmışım bu arada. Bu sağ kanat ne abi? Immobile'yi mi alacağım? Kimya yapmayacak ki kimse. Yani gerçekten olmaz. Bundesliga'dan var mı? Her Hoffman var. Hoffman'ı mı alsam abi? Ya ben Hoffman'ı alacağım abi. Immobile'yi mi alacağım yani? Aldım Hoffman'ı. Ve orta CM'yi açacağız. Kaka var, Matius var. İkisi de benim hesabımda olmadığı için. Abi bu nasıl bir kadro ya? Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Alalım bakalım sıradaki üçüncü. Sabitzer çok mutlu etti. Gerisi ağzıma s***lersiniz yani. Bu ne? Arkadaşlar büyük ihtimalle maçı kaybedeceğiz. Yani çok değişik bir kadro geldi. Ve bayağı en son yani taraftarımız çok yüksek. Ya iyi bir kadro gelmesi lazımdı. Gerçekten vaktimiz de yoktu iyi bir kadro bulmak için. Ve evet 1.886.000 coin'lik Sabitzer'i şu an sizlerle birlikte aldık. En azından oyuncular ucuz. Ama kazanmak istiyorum. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Sonradan toparlayabilir kadro bu arada. Son 3 oyuncu daha var arkadaşlar. Bunu merak etmeyin yani belki bir şekilde toparlar. 108.000'e alıyorum. Yani 108.000 de ne olacak yani? Bana ne abi 108.000'e de alalım. Hemen bir de Modric. Hiçbir iş yapmayacak. Sağdan hiçbir şekilde gitmeyeceğim. İnşallah sol forvet iyidir. Yani bu ne abi ne biçim bir oyuncu geldi. Hala şaşkınlık içerisindeyim abi ben üstümden bu iki şu an atamam. Oha Modric sen niye bu kadar pahalısın? Değildir değil mi? 400.000'e vardır Modric. 135.000'e bile var abi yeni koyulmuş büyük bir ihtimalle ama yani bu oyuncuların değeri. Yani şimdiye kadar tarihin en değersiz FUT Draft kadrosu olarak gidiyor. Böyle mi devam edecek bilmiyorum sanmıyorum bu arada böyle devam edeceğini. Hemen buraya Sabitzer'i koyup abi en azından bir atlayalım. Önce Modric'i alalım abi. Önce Modric'i alalım burada. Sonrasında gelelim şöyle. Immobile'yi mi alsaydım acaba diyeceğim de o da kimya yapmayacak abi. Kimya da lazım. Oyuncular mal gibi oynamaması lazım. Kimyaya çok dikkat edeceğimi söylemiştim ama Hoffman da benim bayağı sıkıntı yaratacak bana. Neyse bakacağız abi ne yapalım artık. Yaratsın artık ne yapalım. Yapacak bir şey yok yani Hoffman sıkıntı yaratacak. Hoffman'i koydum abi buraya. Hoffman'i koydum. Hoffman yapma be reis. Sol meo, sol forvet, santrafor. Son 3 oyuncumuzu açıyoruz. Bakalım kimler gelecek. Kimya 114 bu arada. Kimya çok düşük değil en azından. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hemen ilk olarak santrafora bakacağım. Abi kadronun üzerinde araştırmayınca gelen kadroyu görüyorsunuz değil mi? Ya bu ne oğlum? Bu nasıl bir kadro lan? Bu ne? Abi bu ne? Bu nedir ya? Şaka mı bu abi? Arkadaşlar ben artık saldım. Aldım Lukaku'yu. Kim gelir artık? Sol forvete kim gelir? Sol forvet Mbappe geldi. Şükürler olsun en azından adam geldi. Mbappe'yi aldım buraya da. Sol meo'ya da Kevin De Bruyne. Abi son oyuncu biraz kurtarır mı bilmiyorum. Kurtarmaz bence ama yine de bilmiyorum. Böyle yapsak daha mı yüksek oluyor kim ya? Şu an 150 oluyor. Şu an şöyle baktığında 139. Böyle yapalım abi. Mbappe'yi santraforda kullanalım. Yani bakacağız arkadaşlar. En azından Belçika ikilisi Lukaku oldu. Yani kadro gerçekten çok değişik oldu ama Mbappe, De Bruyne, Sabitzer iş yapabilir. Lukaku belki bir şeyler yapar. İstiyorum çünkü yapmalarını. Son 3 oyuncu çok kötü gelmedi aslında. Mbappe kimya almayacak ama Mbappe, Lukaku ve De Bruyne'ü de alalım. Ve maçımıza başlayalım, bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu arada en son alacağım ama Kevin De Bruyne'ün fiyatı bizim için çok önemli. Tek bir oyuncu 11'de 1 gelme ihtimali ama eğer gelirse bizim için çok sıkıntı yaşayabilir. Yaşatabilir daha doğrusu. O yüzden yani Kevin De Bruyne sıkıntı yaşatmaması adına inşallah yani çok pahalı değildir veya maçı yenilmeyiz. Maçı berabere kalırsak bizim için pek sıkıntı olmaz ama yenilirsek çok sıkıntı. Yani 3.600.000'e zaten yoktu arkadaşlar. 3.693.000'e varken Mbappe'yi ben direkt alıyorum. Çok fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Ve şimdi geliyoruz arkadaşlar. 85'lik Lukaku'yu alıyoruz. Kevin De Bruyne'nin fiyatını çok merak ediyorum. Gerçekten yani inşallah bize o sıkıntı yaratmaz. Kevin De Bruyne'yi gördüm. Zaten kadroyu kurayım dedim. Sonra yani birazcık da araştırmak lazımmış. Kadronun tamamına bakmak lazımmış. Bu da 100.000 alalım. Yani kadronun tamamı çok ucuz kadro. Ve ama Kevin De Bruyne... Forvet'e mi koysak Kevin De Bruyne'ü? Ne yapsak abi? Oyuncu yok kadroda. Çok sıkıntı yaratacak bize. 101 Kevin De Bruyne. Orta saha fena olmadı aslında galiba. Yani gerçek hayatta o üçlü mesela Modric, Sabitzer, Kevin De Bruyne üçlüsü bayağı iş yapar. Bakalım Kevin De Bruyne ne kadarmış abi? Merak ediyorum yani, göreceğiz. 43. 43'ün altına olsun. 43'ün altına olsun yani. Bakacağım ha, 44 milyon yazıyorum. Abi tek başına 44 milyon olmasın ya. Tek başına 44 milyon olmaması lazım. Olmaz yani bu şekilde. 39 milyon 665 bin. Denemek istiyorum Kevin De Bruyne'i. Güzel ama tek başına ne yapacak? 110 milyon kaldı kadroda. 50 milyonun üzerinde bir kadro tek başına. Zaten Kevin De Bruyne 50 milyon. Yani doğal olmayan değişik bir kadro kurduk. Pozisyonu MOO ve MDO olarak açalım arkadaşlar şu şekilde hemen. Ve öncelikle Kevin De Bruyne'i koyacağım tabii ki de. Ve sonrasında da evet zaten Sabitzer'i koymuşuz. Diğerini açmaya gerek yok. Geriye kalanlar forvet oyuncuları. Ama kimler olduğunu bile hatırlamıyorum. 2 tane santrafor sanırım. Evet, birisi Lukaku. Birisi de Mbappe'yi de hemen önce Lukaku'yu koyacağım. Gel bakayım Lukaku, neredesin? Lukaku gel reis buraya. İnşallah iş yaparsın. Ve son olarak da santrafora Mbappe'yi alıyoruz. Ve maçımıza başlayacağız arkadaşlar. Değişik bir kadro oldu. Son zamanların en kötü kadrosu. Yani arada böyle de kuralım bence. Rastgele de kadro kuralım arada. Ama gerçekten son zamanların en kötü kadrosu oldu. 158 kimya, 119 rating. Değişik bir FUT Draft oldu. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Zorlanacağız. Kazanırsak büyük bir başarı hikayesi olacak. O yüzden kazanmak çok istiyorum. Ve De Bruyne'nin birazcık beceri geliştirisini de yükseltmek istiyorum arkadaşlar, yükselebiliyorsa. Hemen abi, De Bruyne'ninki hangisi bilmiyorum ama kontraymış arkadaşlar De Bruyne. Kontra severiz, kontrayı bu arada. Her neyse, değişik esprilere gerek yok. Şu an sinirden yapıyorum. 2 tane yükselttim, en azından 10 seviyesine erişsin De Bruyne. Ve ben bu kadroyla direkt maça giriyorum arkadaşlar, teke tekli şu anda. Ve eğer kazanamazsak De Bruyne sıkıntı yok beraberlikte. Yenilirsek De Bruyne'i koyuyoruz. Eğer berabere kalırsak Varan'ı, De Bruyne'i, Oblak'ı ya da Sabitzer, Varan filan 5 milyon filan riske giriyor ama berabere kalabilirsek eğer De Bruyne riske girmiyor. Gol bulabilirsek bence beraberliği de yakalayabiliriz. 120 rating, 158 kimya bir takım oldu. Ama bayağı yüksek kupalardayız. Yani inanılmaz yüksek kupalardayız. Kazanma ihtimalimiz çok düşük. İnşallah berabere kalabiliriz. 1.237.000 kupamız var. Çok zor kupalardayız. Deneyeceğiz bakalım kazanmaya. Haydi bakalım arkadaşlar. Başlayacağız birazdan. Evet arkadaşlar, maçımıza tıklıyoruz. Büyük bir ihtimalle çok zor bir rakip gelecek. 1.237.000 kupadayız ve bakalım nasıl bir rakip gelecek ve tek tek maçında başımıza neler gelecek, çok kötü şeyler gelecek. Kevin De Bruyne, Kristensen, yani Varan'a çok güveniyorum bu maç. Oblak'a güveniyorum. Güvenimi boşa çıkarmayın beyler. Çok kötü oyuncular var ama abi bu nasıl rakip? Bu nasıl rakip aga? Arkadaşlar bu nasıl rakip? Ben bunu şimdi nasıl yeneyim? 288'de kimyası var bir de. Arkadaşlar beraberlik de yetiyor. Haydi be oğlum. Beraberlik de zor bu arada. Haydi be. Modric, Hoffman, Lukaku, Hoffman, Mbappe. Mbappe Chilwell'e verdi. Chilwell. Chilwell alabilecek mi? Çok üstün rakip, çok. Arkadaşlar bir pasla nasıl geldiklerini gördünüz. Varan'dan bir müdahale denemesi. Oblak sana güveniyorum demiştim ama Oblak'a ne kadar güvenebiliriz arkadaşlar? Oblak'a hani ne kadar seviyeli bir güvenebiliriz Oblak'a? Oblak'a güvenebilmemizin bir seviyesi yok yani. Oblak'a maksimum ne kadar güvenilebilir? Yani Kristensen burada gelip topu dikmezse Oblak ne yapsın? Adam kurtardı topu. Kornere bile çalmadı. Ama yapacak bir şey yok. Lukaku şimdi. Arkadaşlar iki pasla nasıl geldiğini görüyoruz. Zaten kupalarımız bayağı yüksek. Bu kadar yüksek kupada Oblak şov yapıyor aslında. Oblak çok iyi. Sağ olsun şu ana kadar gerçekten, en azından şu ana kadar maçın 5-0 olmamasını mı sağladı? Ne yaptı acaba? Ne sağladı ki? Direkten döndü. Dikmiyor kimse. Chilwell diker mi? Yani ucuz atlatıyoruz. Maç bir şekilde 1-1 falan bitme ihtimali varsa bayağı önemli kurtarışlar yapıyoruz aslında. Yani De Bruyne'in çarka gitmemesi çok önemli. De Bruyne çarka girerse çünkü çok sıkıntı. Bari De Bruyne çarka gireceksen de bir şeyler yap reis. Hani aldık, bir şeyler yaparsan sevinirim. Abi bu ne, bu ne? Bu nedir chat? Oha, yani Oblak neler yapıyorsun? Oblak şov yapıyor ama yani yardım eden yok ki Oblak'a. Modric'ten bir ara pası, Hoffman'e ara pası attık. Hoffman o topa yetişene kadar. Oo. Hoffman'e 100k bile verilmezmiş. Keşke vermeseydim. 50k falan vardır, Hoffman alsaydık ya. Oh. Süper maç gerçekten. Harika maç. Hüsran anasını satayım. Hüsran. Daha ne yapsın Oblak abi? Daha ne yapsın ya? Abi bütün oyuncuları çarka koymamız çok büyük sıkıntı. De Bruyne gidebilir lan. Çok güzel bir yayın yaptık. Çok eğlendik. Bu yayının bitişi, videonun da bitişi çok sıkıntı olabilir arkadaşlar. Gerçekten. Ya şu maç 2-2'ye falan dönerse inanılmaz rahatlayacağım. Ya dönsün, Oblak'ı çarka koymak istemiyorum ya. O an kaybediyorlar ya. Varan pas atar mısın? Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi ben pasa bastım, onu da atmıyor ya. Varan ne yapıyorsun oğlum? Varan çizgi, yani Varan inanılmaz bir gol kurtardı. Hadi Oblak sen de kurtar. Değişik goller kurtarıyoruz. Maç keşke 0-0 olsa şu an. Gerçekten çok güzel olabilirdi. Bir vursam be Lukaku. Evet arkadaşlar, dakika 90 oldu ve maçı yenildik. Çarka hemen gidiyoruz ve çevireceğiz. De Bruyne de çarkta ya. İşin kötü tarafı De Bruyne de çarkta. Yani çok değişik bir FUT Draft bölümü oldu. Arada böyle bölümler de olacak. Adamın 8 tane isabetli şutu var. Yani Oblak gerçekten bir teke tek maçında 6 tane kurtarış. Herkes yapamaz. Teşekkür ediyorum Oblak. Bütün herkes çarkta. Herkes çarkta. Yani Hoffman çıksın. Lütfen Hoffman çıksın ya. Arkadaşlar hemen çarkımıza geçelim. Hemen geçelim. Arkadaşlar hiç fazla uzatmadan direkt çeviriyorum. Yani De Bruyne gelmesin ya. Nerede De Bruyne? Hayır! 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 Geç! 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 Ya bu kadar da heyecanlandırılırım lan. Var mısın oğlum? Gerizekalı oyuna bak ya. Korktum anasını satayım. De Bruyne'nin uzaklarına baktım. Bir anda yavaşlamaya başladı De Bruyne gelirken. Sinirden korktum ya. Neyse çok şükürler olsun batmadık. Oh oh oh. Arkadaşlar yani öyle bir değişik bir gün geçiyor ki şu anda. Açıklanamaz yani bugün. Lukaku'yu koyalım pazara abi, fark etmez, 100.000 aldık. Koy gitsin Lukaku'yu. Burada videomuzun sonuna geldik. Oyuncumuz silindi ama yani gerçekten bu konuda şükürler olsun diyorum. Çok şanslıyız gerçekten, yani geçen bölümde yenilebilirdik. Tam güzel kadroydu. Ama Davis geldi. En pahalı oyuncu geldi geçen bölüm. Bu bölüm yenildik, en pahalı oyuncu gelmedi. Gerçekten bu konuda çok şanslıyım ve şükürler olsun. De Bruyne gelebilirdi ya da ne bileyim Varane falan da gelse sıkıntı ya. O kadar coins de az değil. Güzel bir video oldu bence. Kadroyu kurarken biraz zorlandık ama De Bruyne'yi de kadromuza aldık. Hoşçakalın, da bizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay, görüşürüz.